17 Haziran 2023 Cumartesi İzmir At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İzmir programında 10 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Bu arada, daimi üyelerimizden Ali Bey'e teşekkürlerimizi buradan iletmek isteriz. Çanakkale'nin, meşhur Kadir Usta fırınlanmış peynir helvasından bize gönderdiler. Tüm ekip adına kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu. İzmir'de güne zorlu bir mücadele ile başlayacağız. Kapalı kutu konumunda birçok isim var. Son zamanlarda yapabileceği en iyi yarışları yapan ve bir süre kötü koşabilecek favoriler var. Dolayısıyla her türlü sonucu bekleyebiliriz. Özellikle iyi koşmasını beklediğimiz isimler şunlardır. 4 numaralı Taşkarp, 6 numaralı Lupo, 8 numaralı Eyva İnce Yunus ve 12 numaralı Abrek Bey bugün ters bir yarış çıkarabilecek isimlerdir. Fakat yarış içi şartlardan ziyade yarış günü ekstra koşabilecek atların varlığından dolayı riske girmemek gerekir. Biz bu koşuyu net olarak kapatacağız. Bir sıralama oluşturduk fakat ayırım yapmanızı önermiyoruz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 6, 8, 12, 1, 3, 2, 7, 5, 11, 10 şeklindedir. İkinci koşu. Bu koşuda ekürilerden 3 numaralı canım duyguyu ve ilk kez start alacak olan 11 numaralı Tatar Necmiye'nin idman durumunu çok beğendik. Tatar Necmiye'de binici değişikliği olacaktır. Fakat binici bulamayıp yarıştan çıkma ihtimali de olabilir. Bunu yarış günü mutlaka takip edin. 10 numaralı Romanio ilk yarışında takip için önerilmişti. İyi koştu ve bugün daha da iyi koşabilir. 6 numaralı gelişi güzel, 1 numaralı Asyam ve 8 numaralı Özkehribar, geniş kuponlara eklenmesi gereken diğer isimlerdir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 3, 11, 6, 1, 8 şeklindedir. Üçüncü koşu. Bu koşuda liderliği muhtemelen 5 numaralı Pico Pico alacaktır. Bu safkan çok uzun bir aradan sonra bu yarışa katılacak. Fakat uzun süredir sahada olduğunu ve düzenli idman yaptığını söyleyebiliriz. Özellikle son işi çok iyiydi. Bugün kısmen uygun rakipler yanında yarışacak. Uzun arasına rağmen biz ilk sıradan yazılması taraftarıyız. Çünkü bu atın son metrelerdeki direnci muhteşem. Eğer nefes yapmazsa düzlükte bu rakiplerinin hiçbirine geçit vermeyeceğini düşünüyoruz hatta geçilse bile tekrar tazeleme özelliği ile yine gelip kazanabilir. Kesinlikle ilk sıradan kuponlara işaretleyiniz. 2 numaralı Best Friend, Pico Pico'nun en ciddi rakibi olacaktır. Bu grupta kalitesini konuşmamıza gerek yok. Eğer Pico Pico beklenen yarışını yapamazsa, Best Friend devreye girebilir. İkinci sıradan yazalım. Son olarak, buradaki rakipleri sert gözükse de çok iyi durumda olan 3 numaralı kuyruklu yıldızı yazalım. Bu safkanda farklılaşmalar var. Handikap puanına bakılmaksızın bizce bugün değerlendirilmelidir. Son sıradan kuponlara işaretleyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 5, 2, 3 şeklindedir. Dördüncü koşu. Azatlı bu koşuda iki farklı ekürü var. 5 atın tayın start alacağı bu koşuyu 3 isim yazarak geçebiliriz. Fakat ekürilerden 4 numaralı Canım Selin ve 1 numaralı Can Aluş ekürileri rakiplerine göre bizce biraz daha farklı isimler. Ekürilerden 4 numaralı Canım Selin muhtemelen iyi bir çıkışla önlerde yerini alacaktır. Son yarışını sulu pistte çok etkili bir düzlük sprinti yaparak kazanmıştı. Yarış günü de yağmur beklentisi var ve pist ıslak olabilir pist ıslak olsa da kuru olsa da, ekürilerin diğer rakiplerinden farklı olduğunu düşünüyoruz. Bu şartlarda bu mesafede, geçilmelerini beklemiyoruz. 4 numaralı canım Selin'i banko yazalım ve sonraki koşuya geçelim. Beşinci koşu. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Bu tempodan dolayı ilginç sonuçlar çıkabilir liderliği 5 numaralı koş beste alacaktır. Normalde çok süratli bir isim değil. Fakat iç kulvardan başlayacak ve eğer isterse kendi süratinde liderliği alabilir. Maiden olan bu isim, bugünkü şartlardan daha iyisini bizce yakalayamaz. Bugün ilk sıradan yazalım. 10 numaralı Pex Roman'a takip atımızdır. İyi durumu ile bugün üst sıralarda adını duyurabileceğini düşünüyoruz. İkinci sıradan yazalım. İdman durumu mükemmel olan 2 numaralı Captain Leo, bu grupta ihmale gelmez. Başarılı yarışlarına artık bir birincilik ekleyebilir. Üçüncü sıradan yazalım. Daha sonra sırası ile, 3 numaralı Coco Jambo, 6 numaralı Revenant, 7 numaralı Süslü Menekşe ve 1 numaralı Big Gamble, kuponlara eklenebilirler. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 5, 10, 2, 3, 6, 7, 1 şeklindedir. 6. Koşu 7 numaralı tay idman pistinde mükemmel gözüküyor fakat yarışlarında aynı başarıyı gösteremiyor. Koştukça farklılaştığını düşünüyoruz. Bugün çok ters bir yarış çıkarabilir. Kesinlikle tüm kuponlarda olmalıdır. Takip atımız 10 numaralı Şehnaz Longa, son yarışında öndeki rakibini bir türlü atlayamamıştı. Bugün liderliği ister mi bilemiyoruz fakat, mutlaka birincilik mücadelesinde olacaktır. Son olarak 2 numaralı Brabus'u yazalım. Bu isim önceki yarışında takip için önerilmişti. Son yarışında ise düzlüğe iyi çıktı fakat teşviklere cevap verip arttıramadı. Olduğu yerde sayıyormuş gibi gözükse de, fazla gerilemediğini gördük. Yani at kötü durumda değil. Bugün dil bağı ilavesi alacak. Çok ters bir yarış çıkarabilir. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 7-10-2 şeklindedir. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı hatların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. Yedinci koşu. Bu koşuda liderliği bir numaralı adamım alacaktır. Çok süratli bir rakibi yoktur. Sadece 6 numaralı bubo zaman zaman önlere yakın giden bir isim. Son yarışlarında liderlik hamlesi yapmadığını gördük. Bugün de gidip adamıma saldıracak kadar gözünü karartmamıştır diye umut ediyoruz. Adamım bu mesafelerde çok başarılı koşan bir isim. Son yarışında buradaki rakiplerinden da geride bırakmıştı. Üsteli hafif süratli rakibi tempoyu ilk metrelerde yükseltmesine rağmen önde kaldı ve kazanmasını bildi. Bugün bu şartları tekrar yakalamış. Apranti bindirilerek kilo indirimine gidilmiş. Yarış içi bir aksilik olmadığı sürece, bu rakiplere geçileceğini düşünmüyoruz. Bir numaralı adamım, günün bankosu olarak yazılabilir. 8. Koşu Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. Özellikle hafif kilolu iki isim, tempoyu ağır tutabilirse, ağır kilolu sprint er isimlere rahatlıkla direnebilirler. Ön tarafta liderliği almasını beklediğimiz isim, 9 numaralı Zeybek Flight'tır. Bu safkanı da 8 numaralı Bone e yakın takip edebilir. 4 numaralı Endless Sea son yarışlarında önlerde biraz ısrarcı olmuştu. Bugün tempoyu ağır tutacak seviyede önlere erken gelirse, kendisinin de şansı artacaktır. Bu üçlüyü ağır tempolu gidişatta çok şanslı görüyoruz. Sürpriz bir performans gelebilir. Kesinlikle ihmal etmeyiniz. 1 numaralı Ice T, 2 numaralı Eyvah Uzun Mehmet ve 5 numaralı Batıray, idman pistinde iyi gördüğümüz isimlerdir. Kilo ağır olsa da yamak bir mücadelede şanslı olacaklardır. 3 numaralı Sailor Kingdom'u binicisinden dolayı yazalım. İbrahim Sefa Söğüt bu aralar çok başarılı at biniyor. Üst üste kazanan 6 numaralı Matrix, bugün aprantisi iyi idare ederse yine kazanabilir. Mükemmel form durumunu koruduğunu söyleyebiliriz. 7 numaralı Köstenceli ise bu kadar atta dışarıda bırakılacak bir isim değildir. En az buradaki atlar kadar güçlü bir at olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğü yarışlardan sonra toparlanma aşamasında olduğu için son sıradan şans verdik. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 9, 8, 4, 1, 2, 5, 3, 6, 7 şeklindedir. 9. Koşu 2 numaralı Arslan Prenses, Çin pist yarışında düzgün aksiyonları ile beğenilmişti. Yine iyi koşacak fakat bu rakiplerden çok farklı bir isim olduğunu düşünmüyoruz. Tecrübesi ve binici faktörü ile rakiplerinden biraz daha avantajlı konumdadır. İlk sıradan yazalım. 6 numaralı Daisy Girl ilk kum yarışında dışarıdan doldurarak gelmiş fakat liderliği alamamıştı. Viraja rakiplerinin dışında girince avantaj yitirdi ve bir daha toparlayamadı. Sonrasında en iç kulvardan başladı ve iyi bir çıkışla liderliği aldı. İdaresi zor olan bu safkan düzlükte yeteri kadar düzgün aksiyonlar sergileyemedi. Düzgün sprint yapamadığı için o yarışını da ölçü almayalım. Daisy Girl idman pistinde mükemmel gözüküyor. Bugün Nevzat Avcı idaresinde gücünün ve form durumunu hakkını vererek koşabilir. Eğer koşarsa rakip tanımaz. Mutlaka tüm kuponlarda olsun. 9 numaralı Ponchick'in son yarışı çok iyiydi. Takip için önerildiği için bugün de yazalım. 11 numaralı Sahil Kızı formda bir eküri ile bu yarışa katılıyor. Eküri'leri de bu koşuda kesinlikle ihmal edemeyiz. 4 ismi bu koşu için yeterli gördük. Rakamsal sıralamamız 2 6 9 11 şeklindedir. 10. koşu. Bu koşuda sizlere 3 isim önereceğiz. Kalabalık mücadelede, ön gruptan bir atı, geriden gelebilecek iki atı ön plana çıkardık. En iç kulvardan yarışa başlayacak olan 6 numaralı Olentis, liderliği almasa bile yarışı ilk 3 sırada götürecektir. İdman durumu da çok iyi olan bu safkan, önündeki atlardan erken sıyrılarak düzlüğe avanslı çıkabilirse, geriden gelebilecek isimlere de direnecektir. Kuponlar da olsun. 9 numaralı Son Sevim son yarışında ön planda önerdiğimiz bir isimdi. Ara sonrası mükemmel hazırlıkları vardı ve iddialı katıldığını belirtmiştik. Geç kalan atakları sonrası buradaki rakiplerinden Golden Fairy'nin arkasında ikincilik elde etmişti. Bugün kalabalık gruptan dolayı tempo biraz daha erken süratlenebilir. Bizce Ali Yıldız'ın binecek olması ile şansını arttıran Son Sevim sonlarda bu rakipleri avlayabilir. Bizim bugün çok tuttuğumuz bir isimdir. Son olarak bir numaralı Dubai Ekspresi yazalım. İstikrarlı safkan, kiloya rağmen bu grupta ihmal edilmemelidir. Gruptaki birçok isme karşı net olarak üstünlüğü bulunmaktadır. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 6, 9, 1 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.